Kök hücre uygulamalarının iki süreci var. Bir tıbbi hastane bakım dönemi, hastane tedavi dönemi. İkincisi laboratuvar dönemi. Birincisi hastane döneminde problemin boyutlarına ve gelişmesine göre oradan alınan küçük bir biyopsi, 2-3 mm ve içinde 3-4 bin hücre içeren dokuyu laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvarda kültür ortamında, laboratuvar şartlarında tabii steril ve bütün e, gerekli e, ekipmanlarla donatılmış laboratuvar şartlarında bu uygulama 4 ila 6 hafta sürüyor. 4 ila 6 hafta sonrasında tekrar elde edilen kıkırdak dokusu bize gönderiliyor. Biz de onu ikinci bir cerrahi girişimle adeta onu oradaki problemli bölgeye yapıştırıyoruz. Ha yapıştıran madde mi? O da yine insandan elde edilen fibrin yani kan elemanlarından fibrini adeta bir yapıştırıcı gibi kullanıyoruz. Onu oraya tekrar yerleştirmemize olanak tanıyor.